Hello Neighbor, Hello Neighbor, Hello Neighbor. Arkadaşlar belki çok fazla Hello Neighbor oynuyoruz ama biliyorsunuz Hello Neighbor 2 çıkmıştı ve onu bitirmek için günlerdir Hello Neighbor oynuyoruz. Ve efsane bir Hello Neighbor 2 idi. Efsane bir sonla bitti. 3'ü merakla bekliyorum. Kesinlikle inanılmaz merak ediyorum 3'te ne olacak diye. Ne olursa olsun Hello Neighbor 2 ne zaman çıkmış olursa olsun, ne kadar oynamış olursak olalım hiç fark etmez. Geçenlerde hatırlıyorsanız dünyanın en ama en zor moduyla uğraşıp duruyorduk. Mankenler topladık, pastalar topladık, kukuletalar topladık. Bıyıklıyla uğraştık, koştuk, kovaladık, birbirimize sarıldık. Ama ne yaptıysak işte bu devasa modu bitiremedik arkadaşlar. Bugün elimden geleni tekrar yapacağım. Zor olacağını biliyorum. Ne kadar zor olursa benim için o kadar eğlenceli olur. Başlıyoruz. Hepinize selamlar, merhaba arkadaşlar. Evet, Hello Neighbor 2 çıkmadan önce başladığımız ve bir türlü bitiremediğimiz işte bu moda bugün kaldığımız yerden devam edip canını okuyacağız. Abi Hello Neighbor 2'yi bile darma duman etmiş adamım. Bıyıklı, senin ikinci versiyonun bile beni yenememiş. Birinci versiyonun mu yenecek? Ya tamam, yenebilir. Nasıl öyle değil? Oğlum bak, yenebilir tamam. Kardeş dur. Kanka. Kankacım bak. Tamam, bir şey diyemedim. Gidiyorum. Kovala beni. O kadar hızlı geldim ki o beni hala aşağıda zannediyor. Evet arkadaşlar, geçenki bölümde bakın kaç tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane manken bulmuştuk. Kaç tane pasta bulmuşuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pasta bulmuşuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar 2 tane kukuleta, yani şapka, 2 tane pasta, 1 tane mankene ihtiyacımız var. Ve bugün bu modun canını okuyacağım. Oğlum şunlar levye açıyor zannettim bir ana. Arkadaşlar yukarı çıkmalıyız. Hemen yukarı çıkıyorum, hop. Bak oğlum öyle yukarı çıkmak değil. Şunun üstüne atla şöyle, hop. Tamam, buradan da yukarı. Hop. Gidiyoruz. Evet, bugün biraz daha farklı. Ha arkadaşlar yok, dur bir dakika. Al düştüm diye ne kadar korktum. Oha nerede duruyorum lan? Oğlum nerede duruyorum? Havada duruyorum lan. Arkadaşlar geçenlerde söylemişsiniz. Vallahi ben de unutmuşum. İnanılmaz şaşkınım buna. Daha oyunun ilk bölümünde bulduğumuz bir kart vardı. Şu kulenin arkasında. Abi orada yorumlara yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Ben onu unutmuşum. Yani unuttuğum için kartın orada olduğunun farkında değilim. Şuraya atlayalım, oradan da gidelim. Hop. Bak şimdi geliyorum. Geliyorum. Gelemiyorum. Gelemiyorum. Bekle, öbür tarafa git. Beynim patladı ya. Oğlum. Işık hızıyla oradaki kart. Anahtar. Gri anahtar. Bir işe yarayabilir, elimde dursun. Abi gri anahtarı ben daha önce kullandım mı? Arkadaşlar kullanmamışsam bunun evin önünde olduğunu unutmamam lazım. O yüzden şimdi yorumlara abi gri anahtarı sarı arabanın yanına bıraktın yazın. Ben yorumlara bakar oradan hatırlarım. Şimdi arkaya gidip şu kartı alacağım. Bıyıklı beni görmemeli. Hop görmedi. Arkadaşlar artık bu binaya girebileceğiz. Yani şu binaya daha önceden hiç girememiştim. İşte şu an hop dostum bittim be. Abi buraya da girebiliyoruz. Arkadaşlar hiç giremediğimiz ya. Oğlum çekilin şuradan. Beni tüm gizemler engelleyememiş. Şurada 3 tane kilit engellemeye çalışıyor. Kanka kapıyı bırakın da açayım. Günlerdir uğraşıyorum. Kapı bak sende var ya, yavaş yavaş açılıyorsun ha. Bir dikkatli ol. Karşında ben varım. Abi bu ne böyle ya? Gene saçma sapan bir kule merdiveni. Normal merdiven koysanız bundan düşüyorum ben. Geçen çok kötü düştüm. Hop. Şöyle. Hop. Abi atlayayım. Ha. Evet. Bir dakika. Burayı açmayacağım. Kesin böyle kenarda köşede minik bir kolcuk falan vardır. Neyse yokmuş. Aç burayı. Arkadaşlar bugün işi bit... İşte bir tane daha kukuleta. Bugün işi bitirmeye çalışacağım. Elimden geldiğince bugün bu moddan sizi kurtaracağım. Kırmızı elma. Ne işe yarayabilir? Yani bilmiyorum ama burada dursun. Yani yerini biliyoruz. Kukuletayı al. Kukuleta yanımda durmalı. Şu kutu bir işe yarar mı? Böyle dursun. Etrafa her yere bakmazsanız ne oluyor? Abi saçma sapan yerde saçma sapan bir tane kol oluyor. Başımıza bela oluyor. Abi bir şey daha çıksın. Böyle basit bitmesin burası. Bir kukuleta için buraya geldim. Lütfen. Vallahi bunu açık bırakacağım. Sonra bir yerleri açıyorlar.
Uğraşıp duruyorum ha. Abi televizyonu bile alabiliyorum. Neyse şöyle devam edelim. Manken! İşte bu be! İşte bu dostum! Mankenin birini daha buldum arkadaşlar. Mankenler bitti bu arada, bir dakika. Mankenlerin hepsini buldum. Abi yırttık. Yırttık, mankenlerin hepsini buldum. Şu an inanılmaz heyecanlıyım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu modu günlerdir oynuyoruz. Yani Hello Neighbor 2'yi bile bu kadar uzun sürede ben oynamadım yani. Bir dakika, ne var elimizde? Kukuleta, manken, bir de şey... Şu mıknatısla şurayı kıralım bakayım. Yere düşmez. Hop. Yere düşme, yere düşme. Hah, yanıma gel. Ve yeni bir mekandayız. Şu an inanılmaz heyecanlıyım. Ne olacağını çok merak ediyorum. Yepyeni ve bambaşka bir mekandayız arkadaşlar. Vallahi her tarafa niye bakıyorsun diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü her yerde kol çıkabiliyor. O yüzden bıyıklı buralarda yokken her yeri titiz titiz. Bu ne lan? Bıyıklı. Kanka. Oğlum buraya saçma sapan bir sistem kurmuşsun. Öyle değil oğlum. Bir işe yaramıyor lan. İçine girip kendim mi yıkayacağım? Ne yapacağım ya? Allah Allah. Hah. Ha. Allah iyiliğini versin. Bu nasıl anahtar? Nereden bulacağım? Turuncu bir anahtar buldum. İnşallah yeri de vardır. Yani turuncu anahtarın açacağı bir yer olmalı. Abi bak burada kesin kol var. Şurada var. Şunun üstünde var. Abi şunların biri kol. Bak şu kol. Abi bu kol değil mi? Ah, arkasında bir şey çıktı. Ana o anahtar şuraya açan anahtar. Dur. Şimdi halledeceğim ben bu işi. Kapıyı açtık ve bu iş bitti. Abi. Tamam da. Ben buraya daha önceden geldim ki. Oğlum bu anahtar da hiçbir işe yaramıyor. Bu içeriye açıyor ve bu içeriye daha önceden ben girdim. Allah iyiliğini versin. Oğlum bunun için mi bu kadar uğraştım ben? Vay canına. Oğlum önemli bir şey olacak diye heyecanlanmıştım ya. Şunda bir şey çıkar mı? Aa, o kol olabilir. Hop. Abi kol musun? Kol musun? Şşt, lan oğlum bak. Terbiyesiz hiçbir şey söylemiyor. Vay canına. Use the yellow wrench here. Sarı şey. Sarı wrench. Sarı wrench. Sarı wrench nerede? Buluruz. Daha öncesinde arkadaşlar onu bulmadan önce şimdi hızlıca gidip şu mankenle kukuleta yerini bırakayım. Elim boşalsın. Şimdi geldik. Şunu bırakıyoruz. 8'de 8 mankenimiz var şu an. Hemen kukuletayı da bırakıyoruz. 7 kukuleta olacak. Hop. Son 1 kukuleta 2 pasta dilimi kaldı. Abi ne verecek bana? Füze mi verecek? Ne bazuka mı verecek? Bu kadar uzun süre uğraştırıyor. Çok merak ediyorum ne verecek diye. Tutup bir de minicik tabanca veriyormuş. Şimdi sırada sarı virenci bulmak var. İçimdeki dedektif hisleri öyle söylüyor ki suçu işleyen suçlular bir daha dönüp dolaşıp yine aynı şekilde ve daha tekrardan suçu işledikleri mekana o hırsızlar suçu... Abi cümleyi kuramadım lan. Dönerler diyecektim ya. O yüzden buradan çıkaracağım şey şu. Demek ki sarı wrench az önce gittiğim yerde olmalı. Yani buralarda bir yerde. Mesela şu kutunun altında. Veya bu kutunun altında. Abi bari bunda olsun. Bu gidişle hiçbir yerde çıkmayacak. Bunda. Aa, şunda. Aa, bu gördüm. Yok canım. Gerçekten mi lan? Aa, burada lan. Tövbe estağfurullah. Gerçekten buradaymış. Ha. Abi var ya, ara sıra kendime şaşıyorum. Çünkü süper kulade dedektif ve zehir hafiye fikirlerim beni tüm gizemleri çözmeye itiyor. Bekle. Oğlum Hello Neighbor 2'nin canlı okumuş adamım ben. Senin ikinci versiyonun bile bana dayanamadı. Sen ne yapabilirsin ki? Bu arada bu kutunda bir gizem olmaması beni çok şaşırttı. Buradan yukarı gidelim. Şimdi arkadaşlar artık Zurna'nın son kukulada. Zurna'nın işi bitirdiği mekan. Kol. Abi iş yoldan çıktı. Bir şeyler açılıyor, bir şeyler. Weak Weak falan. Weak Weak da neyse. Yani her şeyi çözmeye başladım. Abi mükemmel bir şey oluyor. Şimdi dur. Abi şimdi etrafında kol olur mu?
Yemin ederim bunu görmesem oyunu bitiremeyeceğim. Abi beni bitirirsin. Niye bu kadar zor yapıyorsun? Abi her şey artık tehlikeli. Her şey. Nerede ne çıkacağı belli değil abi. Al. Tövbe estağfurullah. Buraya bu koyulur mu? Ama bunu açacağım yer burada değil. Hah burada. Oha. Kartı takmak için 3 tane gizem çözüyorum abi. Böyle bıyıklı modu mu olur? Oğlum Menon Libre 2'de böyle bir şey yok. Bu arada... Burası niye böyle? Yani... Anlamadığım bir şekilde... Burada niye pencere var? Bura kilitli. Yeşil bir anahtarım yok. Ha! Vay canına, yeşil anahtar burada çünkü. Abi... Ya artık benden korkulur be dostum. Ben bile kendimden korkuyorum. Şu an neler yapabileceğimi bilmiyorum. Şimdi bunun kenarında kol var. Şu kenarında kol var. Şu duvarlarda bir yerde kol var. Kol var. Kol yok. Tamam oğlum. Her şeyde olmak zorunda değil. Ama bayağı tutturduğum oldu. Evet. Görünmez anahtar. Küçük evin anahtarı. Hiç küçük ev görmedim ki. Arkadaşlar görünmez bir anahtarımız var. Mavi renkte ama küçük evin anahtarı. Kukuleta bulduk. Burada başka bir şey yok mu yani? Ben bunun için buraya geldim. Yani şunun kenarında köşesinde kol çıkmayacak mı? Altında falan. Arkasında. Sırtında. Bayağı çıkmadı. Oğlum bak kol varsa şurada bir yerde ağzınızı burnunuzu kırarım ha. Gidiyorum. Gidiyorum da nereye gidiyorum? Gidecek hiçbir yer kalmadı ki. Tüm gizemleri çözdüm. Yani buradakileri çözdüm hiç çoktan. Abi çok merak ettiğim bir şey. Şurada niye gizem çıkmadı? Yani buraya bunu niye koydular? Hep aklım bunda kalacak. Seni hiç unutmayacağım çekmece. Babanı da unutmayacağım. Babasıyla alakası yok işin ama olsun. Çekmecenin de babası olmaz bu arada. Hop. Şimdi arkadaşlar. Efsanevi bir şekilde dalga tukara yaparak şu an oyunu bayağı bir ilerlettik. Ama ilerletmiş olsak da hala aklımda bir sürü soru var. Son iki pasta dilimi nerede? En büyük sorular da onlar. Ve aşağıki odaya niye giremiyorum? Evin alt kısmında bir tane oda var. Bilenleriniz vardır. Oraya hiçbir şekilde giremedim ben. Bir dakika. Hop. Şöyle. Abi bir yerden şemsiye bulmam lazım benim. Kesinlikle. Şemsiyeyi bulamazsak yandık. Hop. Ve şöyle şunu alalım abi. Arkadaşlar son kukuleta. Ama bir dakika, son kukuletayı bulmam çok saçma oldu. 8 kukuletamız var. 8 tane mankenimiz var. 6 tane pasta dilimimiz var. Şu an pasta dilimi de 8 olmalı. Abi hepsini bulmuş olmam lazımdı. Bu küçük ev nerede? Abi şurada da ilginç bir mekan var ama hiç girmemişiz ki. Bir dakika. Şu deliği açmışım ama oradan aşağı girmemişim. Çabuk oraya gitmeliyim. Geldim. Arkadaşlar az önce burayı açtık. Ama şuraya atlayıp inmedik. Buraya inince ne olacağını çok merak ediyorum ve atlıyorum. Hop. Oy kafam çarptı. Lan dur. İndim. Niye böyle bir şey yaptım? Ha şuradan karşıya geçeceğim. Tamam geçelim. Yukarı çıkacağım. Çıktık. Buraya atlayacağım. Atladım. Bunu alacağım. Aldım. Kol, kanat. Bir yerlere bir şeyler gidiyor. Abi burası çok karmaşık olmuş ama. İçeri nasıl gireceğim ya? Şuradan bir kol gidiyor. Oradan aşağı gidiyor. Oradan dibe gidiyor. Dipten kenara gidiyor. Kenardan köşeye gidiyor. Abi burayı açan şeyi bulamadım. Bir dakika. Hop. Şimdi bu gizemi çözerim. Tamam. Aynen. Burada efsanevi bir gizem var bak. Şuradan bir kablo gidiyor arkadaşlar. Başka bir şey yok değil mi? Sonra başımıza bela almayalım. Kabloyu takip ediyoruz. Kablo aşağı gidiyor. Devam. Biz de aşağı gidiyoruz. Hop. Buradan şuraya. Hop. Tamam kablo şuraya gitti. Abi oradan nereye gidecek o kablo? Bu işin sonu nereye varacak? Dostum. Abi oraya nasıl ineceğim ya? Kanka.
Abi ölürüm ben oraya atlarsam. Deneyeceğim. Şu karşıya atlamayı deneyeceğim. Dur şöyle geriye doğru gidip. Hop. Yuh. Ne iyiyim lan. Süperim lan ben. Harika. Şimdi abi şu çatıya inmem lazım ki o kabloyu takip edeyim. O çatıya inmem gerekiyor. Abi şuradan geçersek şöyle. Hop. Buraya, buradan şuraya geçer. Ha geçtim. Çatıya geldim. Kablo geliyor. Oradan şu tarafa geliyor. Nereye gitti o lan? Dostum nereye gittin? Kablocuk. Kablocuk. Abi şu kabloyu... Hah. Oradan geliyor abi. Buraya geliyor. Buradan aşağı iniyor. Hop. Buraya, buradan şöyle... Nasıl yani? Oğlum. Neye basacağımı nereden bileceğim? Yani hangi şeyi nasıl nereden çalıştıracağımı? Nasıl bileceğim ki? Elimizde ne var? Abi saçma sapan birkaç tane anahtarım ve şeyim var. Buraya nasıl gireceğim ve ne yapacağımı nereden bileceğim ki? Arkadaşlar efsanevi zor bir durumla karşı karşıyayız şu an. Bir tane kod var önümüzde. O kod da şuradaki renkli şekilde yapılmış kod dizimi. Bu dizimi bir yerden öğrenmemiz lazım. Ama nereden öğreneceğimi kesinlikle bilmiyorum. Abi bir sürü eksiğim var. Aşağıda tahminimce bakmadığımız yer kalmadı bizim ya. Tepelere en yukarı. Evet bayağı yukarı geldim. Abi benim bir şemsiyem olsa var ya her yere giderim ya. Mesela şuraya gidemiyoruz. Oraya atlama imkanımız var mı şu tepeden? Şuraya çıkıp buradan aşağı şurayı tutturabilsek var ya. Çok iyi olur ya. Onu bir deneyeceğim. Sonra şu arabayla şu mekanın içine girmedik galiba. Oraya bakacağım. Ama önce şu tepeye çıkacağım ve oradan şunun içine tutturmaya çalışacağım atlayarak. Ya tutturursak ölmeyiz. İnşallah tuttururum. Oraya nasıl çıkacağım? Ha şu aşağıdan. Bir yerden şemsiye bulsaydım var ya hiç şu sıkıntıları çekmeyecektim ya. Abi şemsiye acaba nerede? İlla ki onu da buluruz abi. Ama şemsiyemiz şu an yok. Ya bir dakika ya. Şuraya bir bakıp öyle gidelim. Burada daha önce hiçbir şey yaptık mı? Aa, burada bir mekan var. Ben buraya girmedim mi? Aa, orada ok var. Ha burada küçük bir kol bırakmış. Ne oldu? Gri bir anahtar lazım bize. O da mı burada? Abi, abi bu ne işe yarar ki? Her yerden böyle şeyler buluyorum zaten ben. Burada ne yazıyor? This is another safe. Use the second crowbar. Bakalım ne demek? Yani saniye levyesini kullanın gibi bir şey. Yani birkaç saniye mi tutacağız böyle? Yani saniye levyesi ne demek? Yani şu an kafam iyi karıştı. Neyse gri, koyu gri bir anahtar bulursam buraya tekrar geleceğim arkadaşlar. Şimdi aklımda bir şey daha var benim. Gidip onu yapacağım. Şu üst tarafa çıkmam lazım. Ya abi yemin ederim çok zor mu oldu ya? Hani öyle böyle değil. Bugün bitireceğim diyorum bitiremiyorum. Yarın bitireceğim diyorum bitiremiyorum. Öbür gün ya abi hiç mi bitmez bir mod? Bitmeyen tek mod galiba bu. Arkadaşlar net hani kalıbımı basarım. Bu modun bitmediğine kalıbımı basarım yani. Şimdi deneyeceğim şeye bakın. Yani kim dener bunu? Şuradan... Abi şunun üstüne atlamayı deneyeceğim. Bir deneyelim bakalım şöyle. Abi biraz geri. Bakayım. Şöyle. Hop. Abi şöyle ayarlarım kendimi. Hop. Atladım zannettim. Milimle kaybettim. Tekrar deneyeceğim. Oğlum çatıda niye doğdum? Abi resmen çatıda doğdum. Tabii arkadaşlar ben araları kesiyorum ta dibe kadar koşuyorum. Oradan buraya geliyorum. Gerçekten çok uzun sürüyor tekrar buraya gelmem. Tekrar deniyorum arkadaşlar. Şöyle hop. Abi şöyle iyi galiba. Şöyle şöyle atladım. Yemin ederim bu sefer atladım. Atladım lan. Bir dakika. Bir şey daha çalıştırdım. Ya neyi çalıştırdığımı bilmiyorum ki. Bunu niye çalıştırdım ben şimdi? Abi keşke şöyle çalıştırdığım şeylerin ne işe yaradığını bilsem. O alt tarafa gidiyor. Çok komik. Niye çalıştırdım? Çalıştırdım arkadaşlar. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu içeride bir işe yaradı mı? Bakalım. Bak orada da kutular var ha. Abi bir işe yaradığını zannetmiyorum. Yani onun ne işe yaradığını görmemiz gerekiyor. Onu da nasıl göreceksek. Bir yeri açtık arkadaşlar yine. Nereye açtığımızı bilmediğimiz bir yeri açtık. İnşallah akıllı güzel bir yer açmışızdır.
Yani gri anahtarım var mıydı onu da hatırlamıyorum. Şimdi başka gideceğimiz nereler var? Şöyle bir çatılara, tepelere bir bakalım. Yani kendimizi yormamız lazım bu oyunda hani ilerleyebilmek için. Şuraya gidebiliyor muyuz? Bir de orayı deneyelim. Dur. Abi oraya da gidelim. Her yere gidelim. Bir şeyler yapalım. Bu mod artık bitsin istiyorum. Yani alın abi siz çözün diyeceğim neredeyse arkadaşlar. Kesinlikle çözemez hale geldim. İflas ettirdi beni mod. Nasıl bir modmuşsun abi ya? Yeminle iflasın eşiğindeyim. Oraya nasıl atlayacağım abi ben? Bir dakika. Oraya bir taktik var mı? Şu köşeye geçip oradan iç kısma atlayabilirim. Ama o zaman da ölürüm. Oraya atlama imkanımız yok yani. Bir deneyelim dur. Hop. Şöyle bakalım oraya. Şuraya atlayabiliriz aslında. Şöyle ölmeden hop deniyoruz. Oh! Evet oraya gitme imkanımız yok arkadaşlar. Orayla uğraşmayalım. Ora bizi yorar. Hiç gerek yok. Şimdi. Abi çok fazla yukarıda şey bırakmıştım. Anahtar bırakmıştım. Ne işe yaradıklarını da hatırlamıyorum. O küçük evin olduğu yeri bulamadım. Yani bayağı bir gidem çözdüğüm halde arkadaşlar bayağı bulamadığım yerler yine var. Yani ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Mesela şu kapıyı falan hiç açamadım. Şu anahtarları bir toplayalım abi. Anahtarları bir elimize alalım. Bakalım ne olacak o anahtarlar. Yani o anahtarlar ne işimize yarayacak. Onları bir kontrol edelim arkadaşlar. En yukarıda bir yerde anahtarlar bırakmıştık. Onların hepsini almaya gideceğim şimdi. Şu levyeyi de abi şuraya at. Halledemedim bu levyeyle ne yapılacak diye ama tekrar gelir alırım gerekirse. Evet, geldik. Mekana geldik. Şimdi sarı, iki tane mavi. Şu gri belki o tarafa açmaz. Şu açık yeşil. Açık yeşil yukarıya açıyor. Hatırladım dur. Açık yeşil yukarıya açabiliriz. Yani şu sarıyı nereye açıyordu? Hatırlamıyorum bunu. Onun dışında yani maviler nereye açıyor onu da hatırlamıyorum. Bunlar nereleri açıyor gerçekten şu an aklımda da değil arkadaşlar. Yani bırakalım mı, devam mı edelim, ne yapalım bilemedim. Çok zor durumdayım şu an. Kesinlikle yani bitecek gibi de değil. Çok zamandır uğraşıyorum bu modla beraber ama şu anda da... Aa şura açılmış. Oraya ben ne araştım lan? Oraya gideceğim. Arkadaşlar orada bir yer açmışım, görmedim ben onu. Bir dakika. Tam bırakıyordum ya. Hop. Ne var burada? Anten. Ne alaka abi? Antenle ne alaka? Burayı açmışım arkadaşlar. Evet. Tamam buraya geldik. Aşağı düşecektim az daha. Mavi wrench. Yani kenarda köşede mi? Abi wrench ararken ne buldum? Bu nereye açıyor acaba? Bir şey daha açtık arkadaşlar. Bunun nereye açtığını bilmiyorum ama. Abi nerede blue wrench? Abi inşallah kolay bir yere koymuşsunuzdur yani. Blue wrench. Nerede? Şöyle kenara köşeye mi yapıştırdınız? Ne ettiniz? Mavi wrench'i. İnşallah güzel bir yerdedir. Arkadaşlar artık mavide bir İngiliz anahtarı bulmamız gerekiyor şu an itibariyle. Bulacağımızı da düşünmüyorum ama bir küçücük kol daha açtık az önce. İnşallah o kolda güzel bir yeri hareketlendirmiştir, açmıştır. Evet. Arkadaşlar şöyle bir atlayalım ve bu videonun da bu şekilde sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldı, yapacak bir şey yok. Yani gerçekten çok çabaladım ama arkadaşlar çözemedim, çok uğraştım ama çözemedim yine. Ya bu bilmiyorum ya, şuradaki şeyi bile, kapıyı bile arkadaşlar bakın görüyorsunuz, burayı bile ya bir kodla açıyorsunuz. Yani şunları falan işte giriyorsunuz da bir kod çıkıyor açıyorsunuz falan. Abi her şey böyle tantana, her şey karmaşa. Kesinlikle hiçbir basitlik yok. Tamamen zorluk üzerine kurulmuş ve inanılmaz gizemleri yoğun bir modla karşı karşıyayız. Yani pes etmeyeceğiz tabii ki. Ya çözeceğiz, illaki çözeceğiz ama ne zaman kesinlikle ben de bilmiyorum. Bu modun devamı gelecek arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekleyin çünkü ben de sabırsızlanıyorum. Bu kadar büyük modun sonunda ne olacak? Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video Helen Abel modu olmayacak ama bir sonraki videoda burayı da çözmek için elimden geleni yapacağım. Sizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.